Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Müge Anlı'da işlenen ve günlerce konuşulan Mehmet Turan ve Firdevs Öztürk dosyası, bedenlerinin tandırda bulunmasının ardından aydınlanmıştı. Bugün ise sanıklar için duruşma günüydü, sanıkların cezaları belirlenirken bir kişi ise delil yetersizliğinden beraat etti. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Olay Kayseri'de meydana gelmişti. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Ekipler, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan bedenlerini çıkardı. Müge Anlı'da da işlenen ve herkesin şoke olduğu olayda, bedenleri gömen Yusuf Turhan, biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan ise 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Turhan'ın eşi, tutuksuz sanık Necla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti. Evet dostlar, hepimizi derinden etkileyen bu olayda da sona gelinmiş oldu. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.